yapılır arkadaşlar? Excel'de veri de filtre nasıl yapılır? Şimdi arkadaşlar böyle bir e, işçilerimize ait beden ölçülerinin olduğu listemiz var. Bu listede arkadaşlar defter no ad soyad yazlık kışlık pantolon gidiyor. Şimdi arkadaşlar burayı tıklayıp ben buraya göre tıklayıp filtre diyorum. Filtre dedikten sonra bu şekilde oklar geldi. Şimdi diyelim 3 beden yazlık tişört giyenlerin sayısını bulmak istiyorum. Şurada da tişört diyelim. Şört. Pantolonla yapalım şöyle. Hemen arkadaşlar pantolon 3 beden, 4 beden, 5 beden, 6 beden diye yazalım. Şimdi pantolonda 3, 4, 5 beden kullananların hatta bu buraya yazılmaz. Buraya yazılır arkadaşlar. Yazdık. Tişört. Tişört kışlık tişört örneğin yazlık pantolon kışlık pantolon kısaca yazıyorum arkadaşlar kafanız karışmasın hemen şöyle bir cetvel oluşturalım ha, pantolon ekleyemiyoruz çünkü pantolonun da beden listesi skalası farklı şöyle hemen küçük bir cetvel oluşturalım tişörtte iki numara da olabilir mi ki var biz normal tamamen yazalım 1 ile 2'yi yazdıktan sonra arkadaşlar hemen şöyle tutuyoruz. 3, 4, 5, 6'ya kadar tişört bedenlerimiz var. Beden skalası bu şekilde. Şurayı yaptık. Şimdi arkadaşlar hemen girişe geldik. Tüm kenarlıklar dedik. Ve cetvelimiz oluştu. Şimdi arkadaşlar filtreden bakalım. Yazlık tişörtte 3 numara giyenlerden. Tümünü seçip kaldırıyoruz arkadaşlar. Bakın bu oku tıkladıktan sonra tümünü seçip kaldırdım. Yazlık tişörtteyim şu anda. Bir beden zaten yokmuş. İki bedenleri görelim. Tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iki beden giyen kişiler bunlarmış. İki bedenleri şu şekilde tuttuğumu da yazlık tişörtü yapıyorum. Şu anki bakın şöyle bir işaret çıkıyor hangisinde olduğumuzu göstermek için. Yazlık tişört giyenler arkadaşlar kaç kişiymiş? Böyle tek tek de sayabilirsiniz. Şuradan da bakabilirsiniz. Sayı 6 kişiymiş arkadaşlar. Evet. 1 numara 0. 2 numara giyenler 6. kişi diyeceğiz ama bir dakika arkadaşlar kışlık tişörtü filtrelediği için kışlık yazlık tişört bölümü gitti iki numarayı altı diyeceğiz tekrar tamam diyelim iki numara 6 dedik Evet şimdi 3 numaraya geldik tekrar yazlık tişört tümünü seç kaldık 3 dedik 3 arkadaşlar 3'ü giyen kaç kişi varmış Şuradan bakalım 5 kişi böyle saydığımızda da 1 2 3 4 5 kişi evet arkadaşlar 5 kişi 3 numara giyiyormuş tümünü seç dedik 3 numaraya 5 yazdık. Evet arkadaşlar bu şekilde kaç bedenden kaç kişi giydiğini hem görmüş oluyoruz hem de veriden filtre sıralaması nasıl yapılır, filtreden bilgiler nasıl alınır onu görmüş olduk. Arkadaşlar bu kadar basit. Yazlık pantolonu yapacağımızda şuraya yeniden pantolon bedenleri diyelim. 40'tan başlıyor. 40, 42, 44 çift gittiği için arkadaşlar pantolon bedenleri şöyle iki tanesini tuttuğumuzda iki tanesini yazıp tuttuğunuzda şu şekilde çektiğinizde zaten gördüğünüz gibi çift çift sıralamaya başlar. İlk iki veriyi girin. Gerisini sıralatın. Kendisi Excel otomatik sıralar. Buraya yazdık. Pantol dersiniz. Aşağıya kışlık pantol dersiniz. Hemen yine bunu tutarsınız arkadaşlar. Girişe gelir. Tüm kenarlıklar dersiniz ki bir öncekinde seçmiştim. O yüzden çıktı. Burada da bildireceğimiz 40 beden genler, 42 beden genler, 44 beden genlerin cetvelini bu şekilde oluşturabiliriz arkadaşlar bu kadar basit, bu kadar pratik. Pantolonda da hemen bir örnek verelim. Örneğin hemen tıkladık. Tümünü seç kaldırdık. Zaten 40 bedenimiz yokmuş. 42 bedenimiz yokmuş yazdık pantolonda. 44 yok. 46 varmış arkadaşlar. 46'yı seçtim. Tamam dedim. 46 giyenler kaç mi Pardon yazık pantolon okuyacağız ki bunların herhangi birine baksak da olur. 6 kişiymiş. Yazlık pantolon giyenler 46 giyenler 6 kişiymiş. Hemen yazlık pantolon 46'ya 6 yazıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 6 kişi yazdık pantolon 46 giyiyormuş. Bu şekilde veri Excel'de veri de filtre yapma, filtreden bilgi alma bu şekilde oluyor arkadaşlar.